Merhaba arkadaşlar. Damızlık dişilerimize acaba hangi aşıları yapıyoruz? Aşı deyince bebekler için olan aşılarda belirtmiştik. İnaktif aşılarımız yok. İthalatına izin verilmiyor. Biz koruyucu iğneler yapıyoruz. Damızlık dişileri biz 3 safhada ele alıyoruz. 1- Hamilelik öncesi dönem 2- Hamilelik dönemi 3- Doğum ve Sütten kesmeye kadar olan 45 günlük dönem. Hayvanlarımızı eşleştirmeden önce bir müddet dinlendiriyoruz. Yani e, diyelim tavşanımız doğum yaptı, daha sonra yavrularını sütten kesti. En az en az bir hafta tavşanımızı dinlendirmemiz lazım. Normalini sorarsanız iki hafta dinlendirmemiz lazım. Diyelim ki bu tavşanımız ilk defa damızlık olacak veya Yavrularını sütten kesti, e, dinlendirme döneminde. Önce e, tavşanımıza e, hamileliğin başlangıcından önce iç dış parazit iğnemizi yapıyoruz. E, daha önce tanıtmıştık, yine tanıştı, e, tanıtalım. İç dış parazit iğnemiz, e, İvermektin etken maddeli e, bir iğne. Bizim kullandığımız ve e, etken maddesi en fazla olanlardan bir tanesi. Avromec Fak. 0.3 cc yapıyoruz. Avromec Fak olsun. Diğer iğnelerimiz olsun. Yapılışı sırttan aynı şekilde olduğu için ben bir tanesini de göstermek istiyorum. Evet. E, Avromec Fak iğnemizi aldık. Enjeksiyonumuzu aldık. Batırdık. 0.3 cc çekiyoruz. Ben iğneyi şu anda yapmayacağım için e, iğnenin kapağını kapatacağım. Gel yavrum. Evet. E, hayvanımızın ensesini, sırtını tutuyoruz. Bakın şöyle biraz okşarsanız burada bol bir deri bulursunuz. Derini de biraz tüysüz şekilde iki parmağınızla tutun. Çünkü acemiler için e, tüylü bir şekilde tutma tam yerini bulamayabilirsiniz. Kapağını taktım iğnemin. Daha sonra iki parmağımın arasına zannediyorum görüküyordur. Bir santim kadar, yarım santim kadar iğnemizi sokuyoruz. Ve enjeksiyonumuzu yapıyoruz. Eşleşmeye hazırladığımız tavşanımızı dinlenme döneminde önce 0.3 cc Avramek Fak uygulamasını yaptık. Hayvanımız eğer çok iri ise yani 5-6 kiloluk bir hayvansa Velikan veya Yeni Zelanda çok iri bir hayvansa 0.3 değil 0.4 0.5 de yapanlar var. Yalnız 0.3 cc yeterli bir dozajdır. Avromex Faktan e, 3 gün sonra e, yeldif iğnemizi yapıyoruz. E, yeldif iğnemizi 0.3 cc yapıyoruz yetişkin bu hayvanımıza. Yeldif ne işe yarar? Yeldif kızgınlığı artıran bir iğnedir. Eğer çiftleşmeyen bir hayvanımızsa yeldif iğnemizi yapıyoruz 03 cc. 5 gün sonra yine 03 cc yeldif iğnesi yapıyoruz. 2 gün daha bekliyoruz. Daha sonra hayvanımızı eşleştiriyoruz. Hayvanımızı eşleştirdikten sonra 4 haftalık doğum bölümüne geçmiş oluyoruz. Artık doğumumuza 4 hafta var. Bu dört haftada neler kullanıyoruz? Bu dört haftada iki tane enjeksiyonumuz var. Ee, birisi ademin. Bebek tavşanlarda da biz bunun tanıtımını yapmıştık. Bebek tavşanlarda kullanmadığımız B12 var. Ee, i̇smi katasol. Ee, bunları dönüşümlü olarak yapıyoruz. Ee, ademinle başlıyoruz. Evet, e, ademin yapıyoruz. Hamileliğin ilk haftasında. Yani hamileliğimiz başladı. İlk hafta ademin yapıyoruz. 0,5 cc ademin yapıyoruz. Bir hafta sonra e, katasol yapıyoruz. Katasol hakkında bilgi verelim. Katasol e, memeli hayvanlarda kullanılan e, B12 vitamini e, süt verimini artırıyor. E, süt sığırlarında da ben e, çevremde kullanıldığını biliyorum. Katosali Normalde hayvanımız doğum yapmıyor, dinleniyor bile olsa ayda bir 0,5 cc vurmanızı tavsiye ederim. İkinci hafta katosalimizi vurduk. Üçüncü hafta yine ademin vuruyoruz. Yani bunlar dönüşümlü vurduk. Ademin, katosal, üçüncü hafta ademin vurduk ve doğumumuza bir hafta kaldı. Son haftada tavşanımıza hiçbir enjeksiyon uygulamıyoruz. Bu arada ilave olarak şunu belirtelim: ee, Yonca'yı normalde yonca veren biriyseniz, e, hamileliğin özellikle son iki haftasında verdiğiniz yonca'yı e, üçte 2 oranda azaltın. Yani verdiğiniz yoncanın üçte bir kadar yonca verin. Çünkü hamileliğin son zamanlarında e, hayvanlar sindirim sıkıntısı yaşayabiliyorlar. Geldik üçüncü bölüme. Üçüncü bölümde tavşanlarımız doğdu ve e, yavru tavşanlarımızın 6 haftalık bakımı dönemi var. Annemizin e, bol süt vermesi lazım. E, 6 kere 7, 42. Demek ki 42 gün e, 6 hafta dedik. Biz tavşanlarımızı en az 40 günde, normalde 45 günde kesiyoruz. 6 haftamız var. Doğumdan hemen sonra katosalle başlıyoruz. Katosal zaten üzerinde süt veren inek resminde görün. Sütle ilgili süt verimini artıran B12 vitamini katosal ile başladık birinci hafta. İkinci hafta ademinimizi vuruyoruz. Ademin A, D ve E vitaminleri zaten ademin diyeceğim. Bakın. E, isminde de yazıyor A vitamini D vitamini E vitamininden oluşan bir kompleks. İkinci hafta ademini vurduk. Üçüncü hafta yine katasol e, katosal. Dördüncü hafta ademin e, beşinci hafta katosal ve altıncı son haftamız ademinimizi vuruyoruz. E, bunlarla biz neyi sağlayacağız? Bunlarla e, biz şunu sağlamaya çalışıyoruz. Ee, sağlıklı yavrular doğsun, yavrulara bol süt emzirilsin, ee, ölümler düşükler olmasın bunları hedefliyoruz. Ee, bu iğneleri yapan arkadaşlar gerçekten de faydasını görüyorlar. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.